Evet, herkese tekrardan merhaba millet. Ben ailenizin metal kafa müzisyeni Murat Özel. Bugün tekrardan bir rap şarkıyla, rap videosuyla karşınızdayım. Bugün bana konuk olan rap solisti ise Kontra olacak arkadaşlar. Evet, ilk defa dinleyeceğim fakat rap müziğe karşı bir yabancılığım yok. Videonun başında da bahsettiğim gibi metal müzisyeniyim, metal müzik icra ediyorum. Fakat rap'e karşı hiç uzak değilim. Kendi şarkılarımdan bir tanesinde rap yapmışlığım var. Kanadını kıramadan adamını saramadı, yaraladın, olay yerinde bıraktın. Ve ayrıca da Amerika piyasasını yakinen takip eden biri olaraktan Linkin Park, Limp Bizkit gibi gruplarla büyüdüm diyebilirim. Yeni çıktığını duyduğum Kontra'nın Pusu isimli şarkısına yorum yapacağız, analiz edeceğiz şarkıyı. Keyifli olacağını çok inandığım bir şarkı bekliyor bize diye tahmin ediyorum. Evet, ilk önce bir klibe bakalım. Şu an itibariyle 383.557 görüntülenme 5 Mart 2021 tarihinde release edilmiş. Kontra'nın kendi YouTube hesabından release edilmiş. 783.000 abone, bu büyük bir rakam, neredeyse birazcık daha. Devam etse 1 milyonu bulacak Kontra. 48.000 like, 963 dislike, 963.000 bile değil. Bu gayet çok iyi bir oran ve orantı like dislike arasında. Trend videolar listesinde 12 numara diye not düşülmüş. Evet, 6594 yorum var. Tabii ki bunların çok büyük bir yüzdesi olumlu yorumlar. Beat Tanerman, Mix Master, Can Volkan, Video Edit, Amon, sadece onlar düşünmüş ve Spotify'da. Evet, pekala, sözleri de açtım. Bir an önce başlamak istiyorum, neyle karşılaşacağım. Merak içerisindeyim. Analiz videomuz, yorum videomuz, reaction videomuz başlasın o zaman. 3, 2, 1, play. Başım girer boyumdan büyük belalara, yerim pusular düşüp tenalara, son gecenin yok sabahı der. Başım girer boyumdan büyük belalara, yerim pusular düşüp tenalara, son gecenin yok sabahı derler, inan buna dalmadan uzaklara, bırak olsun mevzular bahis. Evet, direkt durdurmak istiyorum çünkü söylemek istediklerim var. Sanıyorum direkt nakaratla dalmış Kontra şarkıya. Bu çok iddialı bir davranış şekli çünkü nakaratına çok güveniyorsan ancak bunu yapabilirsin. Normalde normal standartlarda şarkıların bir introsu olur, iki verse olur. Bu tanıştırma sözleri denir genelde. Genelde bridge, köprü diye adlandırdığımız, yani verse ile chorus, yani normal sözler ile nakarat arasında bir köprü oluşturan bridge kısmı olur. Ve çok ekstrem bir durum olmadığı sürece bu sıra genelde şaşmaz. Intro, verse, bridge, chorus, solo diye adlandırdığımız ya bir solo olur ya scratch atılır. Daha sonra bu tekrarlanır ve nakarat biraz daha fazla duyulmak koşuluyla bu şekilde bir sıra koyulur. Fakat Kontra direkt, tahminim, inşallah yanılmıyorumdur bu arada, ilk defa dinliyorum. Direkt nakaratla girmiş olaya. Bu nakaratına çok güvendiği anlamına geliyordur. Evet, baştan bir daha almak istiyorum arkadaşlar. Daha yeni başladı. Çok bir şey kaçırmak istemiyorum ve rap olduğu için, tabii rap şarkılar çok fazla kelam ve kelime içerdiği için, söz içerdiği için çok çabuk tüketilen şarkılar. Bir sürü şey anlattığı halde 2 dakika 43 saniye sürecek. O yüzden başa alıyorum. 3, 2, 1, play. Başım girer boyumdan büyük belalara, yerim pusular düşüp tenalara, son gecenin yok sabahı derler, inan bana dalmadan uzaklara. Başım girer boyumdan büyük belalara, yerim pusular düşüp tenalara, son gecenin yok sabahı derler, inan buna dalmadan uzaklara. Bırak olsun mevzular bahis, dumanımdan duvarlar is. Bu ara var bir gidesim, usulca bırakıp her kulağa bir giz. Su olup katarım canıma can, küserim dağlara falan. Güvenine çığ düşer bir sabah karşı sapmadan. Zaman kesilmez ardım arkam odam gibi. Yine saçım başım dağınık, saat 7 uykum kaçık, bütün ışıklar açık. Ayna doldurdum evi yapar diye kalabalık. Ooo, sözü kes. Ayna doldurdum evi yapar diye kalabalık. Çok tehlikeli, çok. Devam. Yumruklarım açar, yüzümde kapanmayan yaralar. Pansumanlar boşar, zuhallar ararken huzur bir tutam. Duruldum sanmam ki her gece. Başım girer boyumdan büyük belalara, yerim pusular düşüp tenalara, son gecenin yok sabahı derler, inan buna dalmadan uzaklara. Başım girer boyumdan büyük belalara, tahmin ettiğim gibi nakarat çıktı. Evet. Son gecenin yoksa
Evet, dikkat ettiğim bir konu var. Fazla melodyen kullanılmamış. Yani range aralığı zor olan. Mesela hani mi'den fa'ya geçerken bir yarım ses atlarsın. Mi'den si'ye geçerken arada 5 tane nota vardır. Mesela mi ile si arasında 5 nota olduğu için bir melodyen kullanılması gerekebilir. Çünkü çok ciddi bir kontrol gerektirir. Rap müzikte buna aslında çok ihtiyaç yoktur. O yüzden ihtiyaç olmadığı için melodyne ya da autotune diye düzelteyim. Autotune daha çok tercih ediliyor rap müzikte. Range aralığı yani nota aralığı çok fazla olan melodi topluluklarında autotune kullanılıyor. Mesela kontra sadece oralarda tercih etmiş. Yani komşu nota diye tabir ettiğimiz mi fa ya da fa sol arasında tercih etmemiş. Bu aslında onun kaliteli bir solist olduğunu aynı zamanda gösterir rapten ziyade. Yani aslında işin özeti bütün şarkı boyunca autotune kullanmak yerine sadece ve sadece range aralığı uzun olan zor vokallerde arasında mesela 5 nota olan yerlerde tercih etmiş. Bu çok sık kullanmadığı için kaliteli bir vokal tekniği ortaya çıkarmış diyebilirim. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3, 2, 1, play. Bitmez kalsın arada buz. Yaz kaydet bas yaralarına tuz. Astarın ucuz yüzünden onu da satma yarına mahsus. Havada pus. Şu yuku bulunca şakaya vur e arama dur. Hepimiz için bir çıkar yol budur. Çığlık çığlığa yana. Yağmur. Neyse görünür her açıdan. Gebersen de resmerim çıkıp mezarımdan. Neyse bu komik basbaya. Cidden ölüysem şu an. Ne dediğimi yaparmışım demek hala. Şimdi girer boyumdan büyük belalara. Yerim pusular düşüp fenalara. Son izinin yok sabah ödenler. İnan buna dalmadan uzaklara. Başım girer boyumdan büyük belalara. Sanıyorum bitti. Evet. Evet. Bir şarkının da dinlemiş olduk Kontra'dan. Kontra'dan dinlediğim ilk şarkı aslında bu. Kontra'yı ilk defa tanıyışım. Fakat sanırım çok güzel bir şarkıyla tanıdım Kontra'yı. Çünkü melodi üzerine kurulmuş bir janra icra eden bir solist olduğum için melodi benim için çok önemli. Hani rap müzik tabii ki bu bir teknik, özel bir durum. Yani herkesin yapamayacağı, herkesin yapabileceğini iddia etti. Çoğu insanın deneyip de yapamadığı bir vokal tekniği rap. Çünkü öyle bir flow, öyle bir kafiye, öyle bir hece vezni, öyle bir hikaye bütünlüğü yapmak zorundasın ki bunların hepsi bir takım halinde olmalı. Ve çok elit kelimeleri birleştirerek çok elit cümleler kurmak zorundasınız. Rap başlı başına özel bir teknik olduğunu düşünüyorum. Fakat ondan daha da önemlisi benim nebzimde tabii ki bu tamamen. Clean vokal tekniklerini uygun bir şekilde kullanıp melodi içeren bir nakarat olması. Nitekim Kontra bunu gayet güzel başarmış bu şarkıda. Ve hatta akılda kalıcı bir melodi de yaratmış diyebilirim. Yani rap şarkı olmasına rağmen yani melodi olmasına ihtiyaç duyulmayan bir janra icra ediyorsan vokal bir solist olaraktan bu aslında Kontra'nın yapmış olduğu şu anda ekstra bir durum. Rapine zaten laf yok, o ayrı konu, apayrı bir konu. Videonun başında da söylediğim gibi nakaratına çok fazla güvenmiş. Güvenmekte de haklı. Gayet melodik bir armoni yapısıyla bir nakarat oluşturmuş ve bunu ince ince dokunuşlarla autotune'la beraber beslemiş. Ortaya çok güzel bir melodi çıkarmış. Birkaç tane cümleye hayran kaldım. Aynalarla ilgili. Ayna doldurdum evi yapar diye kalabalığı. Çok efsane bir tamlama. Onun haricinde eklediği ve şarkıyı beslediği melodik armoni yapısı. Yani Kontra bu şarkıda şunu göstermiş. Rap tamam o cepte ama bu işin melodi kısmı da var. Buyurun arkadaşlar demiş bence. Ben çok beğendim. Tebrik ediyorum. Bir follow da benden geliyor. Evet, Kontra takipteyiz. Evet arkadaşlar, bir reaction videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Benden istediğiniz, talep ettiğiniz reaction videosu çekmemi istediğiniz ya da dinlememi istediğiniz olabilir. Ya da şaşırmamı istediğiniz ya da beni gerçekten etkileyeceğini düşündüğünüz ve inandığınız videolar ve şarkıları yorum kısmına bırakmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Öncelikle şunu bir söylemek durumundayım. Ben bu işten para kazanmıyorum. Kazanmak gibi aslında birinci bir hedefim de yok. Bu işi tamamen hobi amaçlı yapıyorum. Zaten müzik öğretmeni olduğum için kendi mesleğim var ama bu iş çok keyifli bir iş. Yeni şarkılar keşfediyorum her seferinde. Yeni tarzlar, yeni canlılar keşfediyorum. Bu çok keyif verici bir aktivite. Özellikle bir müzisyen için farklı tarzlar keşfedip dinlemek çok eğitici oluyor. Ancak bu sizin benim kanalıma abone olmanızı engel değil. Abone olmak çok kolay. Klik, bir tane kliğe bakıyor arkadaşlar.
Açıklamalar kısmında Instagram adresimi de göreceksiniz. Oraya tıklayıp beni takip edebilirsiniz. IGTV'den, IGTV'den videolarımı paylaşıyorum. Resimler, fotoğraflar, videolar ve müzikle alakalı bir sürü şey bulabileceksiniz Instagram hesabımda. Şimdilik kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Mutlu kalın, sağlıklı kalın. Pçum 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 pçum.